Yaşayan fosiller. Merhaba, 50 milyon yaşında bir Miceliosaurus kuşunun fosiliyle bugün karşınızdayız. Almanya'da bulunmuş bir fosil bu. Kuşlar biliyorsunuz çok ender fosilleşen canlılar. Çünkü yaşam stillerinden dolayı fosilleşmeleri ve fosillerinin bulunması çok zor canlılar. Fakat elimde gördüğünüz bu örnek buna yani nadir bulunan kuş fosillerinin bir örneğini temsil ediyor. 50 milyon yaşında kuşların kendine özgü anatomik yapıları var. Kemiklerin içi boş, akciğer yapıları aviyen tipi denilen ve sürekli hava girişinin olduğu, akciğere sürekli oksijenin yani temiz havanın sürekli girdiği bir yapıya sahip. Evrimciler kemiklerin içi boş olan, asimetrik ve aerodinamik tüy yapısına sahip olan ve aviyen tipi akciğere sahip olan kuşların atasını yerde yürüyen sürüngenler olarak tanımlıyorlar. Ve bu sürüngenlerin biliyorsunuz hepsi yerde yürüyen, koşan, kalın zırhlara sahip olan, soğukkanlı olan, oksijen yani solunum sistemi kuş kadar hızlı çalışmayan, kuş kadar hızlı enerji tüketmeyen ve yerde yürümeye denge sistemi yere has olan ve dış etmenlere karşı kendisini koruması için çok kalın ve güçlü zırh yapısına sahip olan canlılardır. Evrimciler kuşların atası olarak işte bu canlıları gösteriyorlar. Halbuki bulunan tüm deliller, mesela kuşların sahip olduğu sternum göğüs kemiğinin olması, kemiklerin içinin boş olması, hafifliği ve aerodinamik dizaynı sürüngenlerle taban tabana zıt bir durum teşkil ediyor. Ve bu kuşların atası ile ilgili en eski olarak 150 milyon yaşındaki Archaeopteryx'i öne sürerler. Fakat Archaeopteryx zamanında yaşayan antik kuşlar vardır. Confucianus ve Leoningornis gibi. Günümüze yaklaştığımızda da mesela Miceliosaurus gibi birçok kuşa biz rastlarız. Yani göklerde canlıların var olması Archaeopteryx ve hatta daha eskisindeki canlılar ile başlayıp günümüze kadar devam etmiş bir konudur. Yani ara geçiş formlarıyla, sürüngenlerin yavaş değişimleriyle gökyüzünde canlılar yavaş yavaş çıkmamışlardır. Allah'ın ol demesiyle anında ilk kuş gökyüzünde var oluyor ve uçmaya hemen başlıyor inşallah. Yani yoksa kuşların sahip olduğu aerodinamik ve uçmak için gerekli tüm özellikler yavaş yavaş var olamamaktadır. Buna bir örnek, mesela kuşların bu fosilde de biraz dikkatli incelerseniz görebilirsiniz, kanatları var. Kanatların dizaynı başka hiçbir canlı grubunda olmayan kendisine has uçmaya özel yapılardır. Ve bugün yaşayan kuşlardaki kanatlardaki proteinler incelendiğinde başka hiçbir canlı grubunda olmayan kendisine özgü protein yapılarında olduğu görülür. Bu da kuşların ne anatomik ne fizyolojik ne de DNA olarak herhangi bir canlı grubuna benzeyip ondan evrimleştiği yalanını ortaya çıkartmakta. Doğrunun ancak Allah'ın yaratması olduğunu söylemekte ve bir anda anlık var olma ile yaratılma ile tüm canlıların dünyada, yeryüzünde var olduklarını biz görmekteyiz.